Merhaba çocuklar, şimdi sizinle bir göz atalım My Friends ünitesindeki nasıl soru soracağımıza, insanları tanımak için ve onlara nasıl yanıt verebileceğimize. İlk olarak öğrenmemiz gereken zaten o nasıl bir görünüşe sahip ve o nasıl bir kişiliğe sahip. Bir insanı iki şekilde tanıyabiliriz. Burada hemen bir renk seçeyim defterimin kağıdı için. Açık renk olsun ki üzerine siyah kalemle yazdığımda okunabilir olması için. Evet. Böyle bir renk olsun. Evet, insanları dedik iki şekilde tanıyabiliriz. Bir, kişiliğini sorarak, bir de dış görünüşünü öğrenerek, yani dış ve iç diye iki şekilde sorduğumuzu düşünün. Bu bir olsun, bu da iki. Bir insanın dış görünüşünü şöyle sorarız. What does... Eğer erkekse buraya he yazarız. Kadınsa she yazarız. What does he veya she look like? Bu bildiğiniz gibi dış görünüşle ilgili. Bakmakla ilgili. Baktığınızı görürsünüz. What does he veya she look like? Mesela ne olsun? Bir erkekten bahsediyorsak. He is handsome. O yakışıklı. Ya da bir kızdan bahsediyorsak ne diyebiliriz? O güzel diyelim mesela. She is pretty. What does he look like? What does she look like? Bunu böyle sayısız defa söylemek suretiyle kendi aklınıza yazmanızı istiyoruz. Go on. Devam edelim. Başka bir insan hangi özelliğinden bahsedebiliriz? Dış özellik olarak. What does he look like dedikten sonra mesela o kısa boylu diyebiliriz. He is short. Ya da o kız uzun boylu demek için ne yapacağız? She is tall. Buradaki sözcükleri bilmiyorsanız, eğer tanıyamadıysanız, burada evet yazdık bazılarını. Bunları çalışmanızı tavsiye ediyorum. Peki, dış özellikleri böyle çalıştık diyelim ki. Bir insanın karakter özelliklerini nasıl soruyorduk? Bu daha kısa bir cümle. What is he veya eğer bir kızın kişilik özelliğini soruyorsak she what does he veya she like? Buradaki like'ın sevmek, beğenmek anlamında olmadığını unutmayın. Buradaki like'ın anlamı gibi demek çocuklar, gibi. Yani o nasıl biri gibi, neye benziyor? Kişiliği neye benziyor anlamında. Gibinin anlamı da bu. Söyleyelim. He is nasıl birisi olsun? Hard working. Çalışkandır o. He is hard working. Ya da o kız nasıl birisi olsun? She is ne olsun? She is dost canlısı birisi olsun. Friendly. Soruya göre cevapların da nasıl değiştiğine dikkat edin lütfen. Friendly bu bir dost canlısını
Şu yukarıdaki soruya cevap olarak yazamayız. Onun nasıl bir görünüşü var? O dost canlısıdır. Olmaz yani. Çünkü dış görünüşten bir insanın dost canlısı olduğuna söyleyemeyiz. Uzun boylu, kısa boylu demek gibi bir şey değil bu. Ya da çalışkan olduğunu da dış görünüşe bakarak söylemek mümkün değil. O yüzden soruların cevaplarla çok doğrudan bir ilişkisi var kullandığımız sözcüklerle. Am tall, my brother is short, Suna is fat and short, Murat is medium height and fat, Sally is short and slim, my father is tall and slim. Bla 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 gidiyor böyle. Burada bazı kişilik özellikleri var ama evet, bunlar kişilik özelliği, sadece bald, kel şu kısım ayırıyor. Buradan yukarıdakiler kişilik özelliği değil. Yani siyah göz, güzel olmak, çirkin olmak, bunlar yukarıdakiler dış görünüş. Bunun altındakiler ise insan içiyle, kişiliğiyle ilgili şeyler. Cömert olması, bencil, neşeli, komik, sessiz, inatçı, pinti, yardımsever, hareketli olması, bunlar insan kişiliğiyle ilgili. Şimdi biz yukarıda o uzundur, o kısadır dedik ama mesela bu şekilde her cümleyi yapamayız. Nedir? O siyah gözlüdür diyeceğimiz zaman şöyle yaparsak ne olur çocuklar mesela? Siyah gözlüdür diyeceğiz. He is green eyes. Bu cümlenin anlamı şimdi siyah gözlüdür mü oldu? Hayır. O siyah gözdür. Özür dilerim. Siyah nereden çıktı ya? Yeşil diyecektim. O yeşil gözdür oldu. Ya bir insan yeşil göz olmaz. Bir insan yeşil göze sahip olur. O yüzden burada has got sözcüğü sahip olmak anlamına geliyor. Bunu kullanacağız, tamam mı? He has got green eyes. Bir insanın sahip olduğu niteliklerden bahsediyorsak, sahip olduğu bir organa, sahip olduğu bir şeyden bahsediyorsak has got'ı kullanıyoruz. Aynı şekilde bir kızdan bahsederken de she has got, mesela onun kırmızı bir şapkası var yani, red hat. Eğer ben burada she has got yerine is yazsaydım, o kız bir kırmızı şapkadır demiş olurdum. Ama o kız kırmızı bir şapka değil. O kız kırmızı bir şapkaya sahip. Hezgat'ın anlamı da bu. Tamam. He has got a long beard. O uzun bir sakala sahip. You've got brown eyes and long brown hair. Sen kahverengi gözlere ve uzun kahverengi saça sahipsin. Saç da yine sahip olduğumuz şeylerden birisi. Son olarak şundan da bahsetmekte fayda var. Normalde ne dedik? What does he veya she look like? O nasıl bir dış görünüşe sahip? Burada he yerine herhangi bir özel isim de gelebilir. Mesela Fatma nasıl bir dış görünüşe sahip diyelim. What does Fatma look like? Cevaben ne diyebiliriz? Fatma has black hair. Fatma'nın siyah saçları var. Ya da buraya soru işaretimizi unutmuşuz. Erdem like. Erdem nasıl birisidir? Erdem is, Erdem nasıl birisi olsun? Erdem is stubborn. Erdem inatçıdır. Ya da Erdem inatçıdır demek yerine o inatçıdır diyeceksek he is
Stubborn. Fatma'nın değil, Fatma Hez ya da Hezgat, tam haliyle Hezgat. Fatma değil de o kız sahipse siyah saça Fatma demek, yani o kız diyeceksek Fatma yerine she yazabiliriz. She has got black hair. Evet. Bugünkü derste benim anlatmak istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bunları lütfen çalışın. Başka derste yine görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.